Evet anı anı diye tutturuyordunuz. Alın size da 3-5 dakikalık anı. Sahibinden de geziyordum ve 220 liraya bir ilan gördüm. İşte anakart işlemci RAM falan diye. Burada da zaten gördüğünüz üzere. 220 lira olmasının sebebi de şu. İşte elektriği falan kesilmiş. Kendisiyle konuştum bu arada. Bir doktormuş. Benden yaşça büyük zaten. İşte sordum ne oldu falan filan. İşte elektriği falan kesildi dedi sonrasında açılmamış yani sistem bir daha. bu üzerindeki işlemci de Q9650. Zaten bu yüzden şans verdim. Çünkü Q9650 dediğimizde işlemcinin fiyatı 1000 ile 1500 lira arası falan filan. Ama ben bu sistemi 220 lira komisyona beraber sahibinden 265 liraya meal etmiş oldum. Tamam mı? Buraya kadar okeyiz. İşte sistemi almamın sebebindeki en büyük sebeplerden biri zaten içerisinde Q9650 olması. İşte elektrik kesilmiş falan filan. İşlemci de zaten kolay bozulabilecek bir şey değil. Neyse. Ee, sistem bu arada gördüğünüz gibi böyle. Foxone anakart işte 1, 1 2 GB üzerinde RAM var. Şöyle göreceğiniz üzere sol kutusu var. Bir de şöyle bir kitapçığımız var. Orijinal kitapçı içerisinde CD'si falan her şey bulunuyor aynası var falan filan. Şimdi RAM'lerimiz burada. Hani bunu almamdaki en büyük sebeplerden biri tekrar söylüyorum işlemci. Ama işlemci kendisi bu arada. Şimdi biraz şaşıracaksınız. Kartımız da tertemiz bu arada. Ama tabii hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi olmuyor. Şuradaki filmi çekiyorum. İşlemciyi alıyorum. Göreceğiniz üzere işlemcimiz Q9650. Q9650 Intel Core 2 Quad Malay mimarası 3 GHz'lik 12 MB önbelleğimiz var. 1333 MHz FCP desteğimiz var falan filan. Şimdi buraya kadar hiçbir sorun yok. Evet şaşırtıcı bir şey yok falan gördüğünüz gibi. Şimdi işlemciyi sökmüş arkadaş. Aa falan çok şaşırdık değil mi? Aynen bayağı şaşırdık. Gördüğünüz gibi arkadaş işlemciyi sökmüş falan. Ee, yani işlemci falan ısınıyor demişti bana. Hani böyle hani söktüğünü falan ben tam şey bilmiyordum hani söktüğünü bilmiyordum. İşlemciyi sökmüş. Şimdi öncelikle Evet hani elektrik kesilir falan filan. Yani elektrik kesintilerinde zaten bozulabilecek ilk şey hani ya olur ya da anakart olur. Hani ya da anakartın üzerindeki herhangi bir iki tane devre falan arıza verir. Kısa devreye düşer falan filan. Fakat hani işlemcinin bozulması bu kadar kolay bir şey değil. Yani bir elektrik kesilmesiyle işlemci bozulmaz. %90 ihtimalle bozulmaz. Kalan %10'luk ihtimalle zaten sen bahtsız bedevi bir insan insansındır. Şimdi Hadi işlemci bozuldu diyelim. Tamam hadi işlemci bozuldu. Senin bunun sökmenin anlamı ne mesela? Sen hani bir işlemciyi neden sökersin ki? Şimdi işlemcinin üzerindeki parçalar nanometrik parçalar. Hani nano boyutunda parçalar. Sen zaten bunu söksen de nasıl göreceksin ki? Anladım Hani sen şu an mesela bunun bozuk olduğunu söylemedi mi farzı? Tamam mı? Sen bunun şu an bozuk olup olmadığını anlayabilir misin? Mesela Şöyle şuna bakıyorsun. Ha bu bozuk ya da sağlam diyebilir misin buna? E diyemezsin. Hani mikroskopla bilen zar zor görülebilen devreler bulunmakta bunun üzerinde. Hani zaten söksen de anlayamazsın. Hani mantık ya yani. Bir de üstüne sen doktorsun. Yani bu bunu mu ameliyat edeceksin? Ben anlamadım bu iş. Hani bunu bunu mu ameliyat edeceksin? Yani hadi bunu bozuk olup olmadım bunu da anlayamazsın. Ancak üzerinde işte birkaç tane bir yol veri yolu falan çizilmiştir. Bir şey olmuştur. Belki gözle görülebilir çok ince iş de olsa bir şekilde dikkatini çeker falan küçük bir devre de olsa anlarsın ama bunu imkan yoksa anlayamazsın. Yani bunun üzerindeki hani şeyi nereden anlayabilirsin ki? Çünkü nanometrik şu gördüğünüz iki tane parçanın içerisinde yer alıyor zaten bu nanometrik dediğim parçalar. Yani gerçekten saçma. Ya çalışıyor olsa bile zaten çalışmıyor bu arada da çalışıyor olsa bile zaten delit yapmam gerekiyor. Çünkü bak gördüğünüz gibi artık bu işlemci açılınca iş işten geçiyor. Yani tekrar bir işte sıvı metal alıp hani delit yapmam lazım yani kısacası. Şimdi çalışmıyordu. İşte anakarta farklı bir işlemci taktım yine çalışmadı. İşte BIOS'u sıfırladım, satık elektriği aldım falan. Aynı şekilde işlemciye de birkaç tane işlem yaptım. Çalışıyor olsa bile zaten hani delit yapmam lazım. Çünkü hani şu üstündeki demiri bu işlemcilerden ayırınca zaten iş işten çoktan geçiyor. Çünkü e, bunun aslında daha iyi iletkenlik sağlaması için bunun üzerinde de bir e, sıvı sürüyorlar. Sıvı metal bağında o kıvamda. Gördüğünüz gibi zaten burada duruyor. Tabii kendisi böyle çizik çizik yapmış. Bu yani tornavidayla falan çizmiş şu an ya bir düzlem düşünün tamam mı? Hani şunu şöyle şöyle çizgili yaptığında o düzlemde böyle çukurlar oluşuyor. Mesela iyice böyle yakınlaştırdığımda da böyle. Hani her ne kadar siz o kadar görmeseniz de en ya yani mikroskopum olsa göstereceğim daha şey yukarı anlamışsınız zaten. şimdi hani hadi ısınıyor diyelim. Hadi birkaç işlemle falan hani tahmin etsek düzelse ona da gerçi umut yok da hani yine de masrafı bayağı çok olurdu. Çünkü hani delit yapmak lazım. İlk önce bunun üzerindeki e, şu katmanı almak lazım. Sonra buna cila falan yapmak lazım. Çünkü bayağı çizmiş. Ondan sonra bak bunun da üzerinde aynı şekilde çizgiler var. Yani sonrasında tekrar koyacaksın da falan hani o da belki bir umut çalışırsa. Yani bir şekilde işlemciden yana da umudumuz gitmiş oluyor. Onun dışında anakartımıza zaten farklı işlemci taktık. İşte denedik birkaç yol yaptık. Hani Hayata döndürmek için denedik birkaç tane oldu. Denedim daha doğrusu. Olmadı. E, işlemci çalışmıyor. Anakarttan yana zaten yüzümüz gülmedi. Ha ben zaten biliyordum aslında. Anakart ya da işlemcinin illaki birinden biri bozuk. Ama işlemcinin ben bozuk olacağına ihtimal vermemiştim. E, anakart bozuktur dedim. İkisi de bozuk çıktı. Yani bu hikayede 260 lirayı ben sadece şu CPU falan ve çalışıp çalışmadığı belirsiz olan 2 GB RAM'e vermiş olmam daha acıklı olacak ki. O yüzden saçmalık oluyor. Neyse ki param güvende ile aldım. İade çekeceğim. Fakat komisyonu sayarsak sadece 220 lira mı geri alacağım? Yani arta kalan geriye kalan o 45 liralık şey açığımız ne kalıyor? Aslında 45 lira bir kaybımız oluyor. 45 lira ile şu an ne alabilirsin? Düşündüm de bilmiyorum. Ben Zonguldak'ta oturuyorum. Burada çiğ köfte 40. Sen İstanbul'da oturuyorsun dur. Bir bok alamazsın. Orası yani. ayrı mevzu. Böyle yani böyle bu hikayede yanın Güldal oldu. Güldal ve kalbi kır melekler oldu. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bunu bir de geri gidip işte kargoya vermesi var, paketlemesi var falan insana biraz şey yapıyor. Düşündüm de aslında biz bir ara deney yapmak lazım tamam mı? Şunu bundan ayıracaksın. Sadece şu parçayı takacaksın. O da zaten dediğim gibi delit adlı işlem olmuş oldu. Bunu böyle taksak mesela. Şöyle taktığımızı düşünelim. Delit babında bir bir blok koysak mesela hani evet ısı yayılımı için şu parçanın işlevi çok büyük fakat bu olmadan da bir deney falan yapsak direkt üzerine metal çok güçlü bir altı fanlı bir şey yapsak kule tipi taksak falan bir denesek acaba ısı tarafında nasıl bir değişim olur bak onu onu yara deney yapmak lazım. Bak aklıma takıldı onu bir, onu bir yapabilirim. Bir deneyebilirim onu. Şöyle şu parçayı koysak nasıl oldu oldu. bu gül dalımız maalesef merakına yenik düşüyor ve bu tür ürünleri gördüğünde hemen eşek gibi atlıyor. üzülüyor da tabi. İçten içe üzülüyor çünkü bu Q9650 mesela çalışsaydı çok güzel olabilirdi yani çok çok mutlu olabilirdim. Hayatta her şey istediğimiz gibi gitmiyor maalesef. Keşke gitse.